Bir kuru yemişçe kilogramını 18 liradan aldığı leblebileri çikolata ile kaplayıp satıyormuş. Ee, şimdi şöyle yazalım arkadaşlar. 1 kilogram leblebi 18 TL'ymiş. Hemen şuraya notunu aldım. Daha sonra 1 kilogram leblebinin %20'si kadar çikolata kullanılıyormuş arkadaşlar. Böyle bir karışım yapacakmış. 1 kilogram için ne kadar? Onu da şuraya yazayım. 1 kilogram leblebi için leblebi için 200 gram bu durumda %20'si 200 gram yapacaktır çünkü 200 gram çikolata kullanılıyormuş. Çikolatanın kilogramını 30, 30 liradan alıyormuş. Bu kuruyemişçi 50 kilogram leblebi alıp şimdi şöyle bir hesap yapalım arkadaşlar. 1 kilogram için eğer 200 gram yani 5'te biri kadar yüzde %20'si kadar çikolata kullanılıyordu. Biz 50 kilogram leblebi için ne kadar çikolata kullanmalıyız? Bunun %20'si yani 5'te bir kadar ne kadar oluyor? 10 kilogram oluyor. 10 kilogram çikolata kullanmamız gerekiyor arkadaşlar burada. Daha sonra diyor ki kaplayarak ürünü satınca %30 kar elde ettiğine göre diyor. Şimdi bu şekilde yüzde kar elde ediyormuş. Şöyle diyebiliriz arkadaşlar. 50 kilogram leblebi. Leblebinin fiyatını ne kadar alıyordu? 18 TL'ye alıyordu. Hemen yazdım. Artı diyorum. 10 kilogram çikolata. Bunu da 30 liradan alıyordu. Bunu da yazdım. 18'de 5'i çarpsam 9, 90 yapar. Yanındaki sıfırla 900 oldu. 10 30'u çarptığımızda da 300 gelmiş oldu. Dolayısıyla buradan ne kadar gelmiş oldu arkadaşlar? 1200 TL gelmiş oldu. Bu tabi nedir? Maliyetimizdir. Bu bulduğumuz maliyet. Bize demiş ki %30 kar elde ediyor. E maliyetin üzerine %30 koyduğumuzda yani 1200'ün üzerine 130 koyduğumuzda 130 bölü yüzde çarpmamız gerekir. Şu 2 sıfır gidecektir. 12 çarpı 13 156'dır. Yanında bir tane de sıfır var. 1560 TL'ye satış fiyatını bulmuş olduk arkadaşlar. Peki bu da satış fiyatı olduğuna göre bize neyi sormuş? Bize demiş ki çikol çikolatalı leblebinin kilogramını kaç liraya satmıştır demiş. Şimdi şöyle diyelim toplamda şurada 60 kilogramlık bir karışım oluştu değil mi? 10 kilogram buradan, 50 kilogram da buradan 60 kilogramlık bir karışım oldu. Eğer 60 kilogramlık karışımı 1560 TL'ye satıyorsa o zaman 1 kilogramlık karışımı kaç TL'ye satar şeklinde bir oran kurmamız lazım burada bizim. X TL diyelim hemen şurada çapraz çarpım yaptığımızda 60x eşittir 1560 ile 1'i çarptım 1560 iki tarafı da eğer 60'a bölecek olursak şu 60'lar gidecektir x eşittir 0'lar gittin 156'yı da 6'ya böldüğümüzde e, 20 kaç geliyor? Hatta gidelim bölelim yanlış olmasın. 156'yı 6'ya böldüm. 2 çarpı 6. 12. 3 kaldı. 26 gelmiş oldu arkadaşlar. X eşittir. 26 TL. Cevabımız Ceyhan. Telefonuna uygulama indirmek isteyen Ali uygulamayı indir butonuna bastığında aşağıdaki yazıyı görüyor yer açın ihtiyacınız olmayan uygulamaları kaldırın denmiş. Sonrasında şöyle bir açıklama var. 10 GB hafızası olan telefonunun dolu, doluluk oranı buçukmuş arkadaşlar. Telefonun bir uygulamayı indirebilmesi için indirdikten sonra hafızasında en az %1'lik bir boşluk kalması gerekmektedir demiş arkadaşlar. Ee, o zaman burada şunu söyleyebiliriz İlk olarak 10 GB kaç megabayta denk geliyor buna bakalım 1 GB 1024 Megabayta denk geliyormuş O zaman 10 GB da aslında 10 çarpı 1 GB 1024 olduğuna göre hemen şurada 1024 ile bu ifadeyi çarparım Buradan da 10.240 olarak gelecektir arkadaşlar 10.240 Megabaytmış telefonumuzun hafızası Bunun yüzde birinin boş olması gerekiyormuş hemen şu boşluğu bir yazalım Yani Eee 10.240'ı %1 ile çarptığımda şu sıfır gitti. Buradan da 1024 bölü 10'dan 102,4 gelmiş oluyor arkadaşlar. Şöyle yazarız. 102,4 boşluk kalması gerekiyor. Hani bunu indirdikten sonra 102,4 boşluk kalması lazım. %1'lik bir boşluk gerekiyordu çünkü. Tamam. Bunu yazdıktan sonra bize demiş ki Ali 4 uygulamayı silerek yeni uygulamayı indirebilmektedir demiş arkadaşlar. Şimdi şurada bizim işimize yarayacak ne kadar bir kısım var? Buna şuna bakalım. Bir defa şu %96,5 bir doluluk vardı ya biz bunu nereye kadar kullanabiliyoruz arkadaşlar? %99'a kadar kullanabiliyoruz, doğru mu? Çünkü %1'lik bir boşluk kalması lazım demiştik. O zaman bizim uygulama için burada kullanabileceğimiz bir %2,5'luk alan var arkadaşlar. Bunu söyleyebiliriz. O zaman şöyle diyelim bu %2,5 kaç megabayta denk geliyor? Hemen hesaplayalım. %1'i 102,4'tü. O yüzden bunu 2,5 ile çarparım. Oradan da %2,5'unu bulmuş olurum aslında. 102,4'ü 2,5 ile çarpıyorum şöyle. E bunu da şöyle yazabiliriz. 1024 bölü 10 çarpı 25 bölü 10 şeklinde yazabiliriz. Şimdi 10 çarpı 10 100 demektir. E 25 ile bunları sadeleştirdiğimde aşağıda 4 kalacaktır. 1024'ü 4'e böldüğümde de 256 MB bir boşluk kalacaktır arkadaşlar. Daha doğrusu boşluk değil. Kullanabileceğimiz bir alan bu. 250 256 megabaytlı kullanabileceğimiz bir alan. Şimdi ama bu bizim uygulamayı yüklememiz için yeterli değil. Onu dikkate alalım. Bu sadece bir kullanabileceğimiz boşluk. Bize demiş ki bunun için 4 tane daha uygulamayı silmesi gerekiyor. Yani 256'yı kullanacak. 256 yetmiyor. Üzerine 4 tane daha uygulama kullanması gerekiyor. Peki buna göre Ali'nin telefonuna indirmek istediği uygulama en az kaç megabayttır diye sormuş. Şimdi en az ifadesi bizim için önemli. E çünkü burada hangi dört tanesini sileceğiz? Belki 210, 180, 140, 200 olabilir. Ya da farklı şekillerde gelebilir. Ama bize en az dediği için arkadaşlar uygulamanın boyutunun en az olmasını istediği için bir defa şurada kullanacağımız bir 256 megabaytlık alanımız olacak. Artı. Diğerlerinden de en az olanları silelim. Çünkü uygulamanın boyutunun en az olmasını istiyorum. Google PDF'i sildim. 18 megabaytmış. WhatsApp'ı siliyoruz. 26 megabaytmış. Satrancı siliyoruz. 100 megabaytmış Ve daha sonra da Zoom'u siliyoruz. 142 MB'ymiş arkadaşlar. Şimdi bunları sildiğimizde şunları bir toplayalım bakalım. E, 256. 100 buradan 356 oldu. E, 356. 18 buradan 364. 374 oldu. 380 400 oldu. 142 de buradan 542 olarak gelmiş oldu arkadaşlar. Demek ki en az 542 MB olabilirmiş. Cevabımız Ceyhan seçeneği. Bir mağazada bir ürün %25 karla satılmaktadır. O zaman şöyle yazabiliriz arkadaşlar. Maliyet diyorum 100x'tir. Daha sonrasında bunun satış fiyatını söylediğimizde de bu da 125x olacaktır. %25 karla satılıyor. Etiket fiyatı üzerinden iki müşteri birer tane bu üründen satın almışlardır. İki müşteri de aldıkları ürünü farklı zamanlarda iade etmek istemişlerdir. Mağazanın iade şartları aşağıdaki gibidir demiş. Memnun kalmadığınız ürüne zarar vermemek şartıyla istenilen zamanda iade alınmaktadır. Alınan ürünün fiyatında artış varsa müşterinin ödediği fiyat iade edilir. Mesela müşteri bunu 125x'e aldı sonra müşteri gitti bu ürünün fiyatı 150x oldu mesela. Müşteri bunu iade etmek istediğinde yine 125 xten alacaklarmış. Yani 150x'ten değil 125x'ten alacaklarmış. İlk durumda bunu söylemiş daha sonra demiş ki alınan ürünün fiyatında azalış varsa müşteriye indirimli fiyat üzerinden iade yapılır demiş. Mesela 125 xse müşteri bunu aldı sonra ürünün fiyatı 110 e indi. Sen şimdi gittiğinde 125 xten sana geri ödeme yapılmıyor. 110 xten ödeme yapılıyormuş bunu söylemiş. Birinci müşteri ürünü mağazaya iade etmek için gittiğinde ürün %20 indirimdeymiş arkadaşlar. O zaman birinci müşteri için biz şunları söyleyebiliriz. Şimdi ürün e, indirimdeyken ne diyorduk? İndirimli fiyat üzerinden alınıyor. E, iadeler alınıyor. Yani 125x'in %20 indirimli hali %80'idir şöyle. 20 ile sadeleştirdiğimde şurası 4, şurası 5 olacaktır. 5 ile de 125'i sadeleştirdiğimde şurası 25 geldi. 25x ile 4'ü çarptığımda da 100x gelmiş oldu arkadaşlar. E, 100x birinci müşteriye geri ödenendir. Geri ödenen. Hemen bunu yazdım. İkinci müşteriye bakalım şimdi arkadaşlar. İkinci müşteri ne yapmış? İkinci müşteri mağaza iade etmek için gittiğinde ürüne yüzde zam gelmiş. Şimdi zam gelmiş gelmesin ama bu ikinci müşteriyi etkilemeyecek. Çünkü kaç para verdiyse o kadarını geri alacaktır. Yani 125x'i aldığı için geri ödeme de 125x'tir. 125x ikinci müşteriye geri ödenendir. Peki İki müşteri de aldığı ürünü iade etmiş ve bu durumda mağaza toplam 30 TL kar etmiştir demiş. Şimdi arkadaşlar mağaza toplamda bu ürünleri ne kadara sattı? İki tane ürünü 125x'ten 250x'e sattı aslında. Ama bu ürünlerden birine 100x geri ödedi, birine 125x geri ödedi arkadaşlar. Bu şekilde hesapladığımızda 250x buradan 100x'i çıkardık geriye 150x kaldı. 125x'i çıkardığımızda da 25x kalıyor. 25x kadar kar etmiştir diyebiliriz biz mağaza için. Bunun zaten 30 TL'ye eşit olduğunu söylemiş. Yani şu 25x eşittir 30 olarak geliyor. Her iki tarafı da şimdi 25'e bölecek olursak şu 25'ler gidecektir. x eşittir 5 ile sadeleştirirsem şöyle 6 olur 5 olur. 6 bölü 5 olarak bulduk. Buna göre bu ürünün başlangıçtaki etiket fiyatı yani satış fiyatını sormuş bize. E o zaman 125 çarpı 6 bölü 5 deriz arkadaşlar. 5 ile 125 sadeleşti. Şurası 25 oldu. 25 ile 6'yı çarptığımızda da 150 olarak geldi cevabımız denizli. Bir manav tanesini ATL'den aldığı karpuzları reyona yerleştirip şekil 1'de verilen etiket karpuzların üzerine koyması için çırağına veriyor. ...ve karpuzların tanesini bu fiyattan satmasını söylüyormuş. Sonra 2 saatlik işinin olduğunu söyleyerek dükkandan ayrılıyormuş. Çırak ise etiketi karpuzların üzerine şekil 2'deki gibi ters yapıştırıp... ...ustası gelene kadar bu fiyattan 20 adet karpuz satmıştır. Yani 9 TL yerine 6 TL'den satmış arkadaşlar. Ve 6 tane karpuz satmış. 20 çarpı 6 kadar para kazanmıştır diyebiliriz. Ustası geldiğinde etiketin ters olduğunu görüp çırağına kalan karpuzları demiş. Kalan mesela x tane karpuz olsun arkadaşlar. Arkadaşlar belirlediğim fiyattan satarsak yani 9 TL'den satarsak bu durumda %80 yerine %60 kar elde edebileceğini söylüyor. Demek ki ilk durumda istediği gibi satsaydı %80 kar olacaktı. Burada da %60 kar edilebiliyor. Şimdi %60 kar elde etmesi demek aslında kaç tane burada toplam karpuz oldu arkadaşlar? 20 tane buradan x tane buradan 20 artı x tane karpuz var. Hemen toplam karpuz sayısını yazdım. Bunları A ATR'den almıştık. Maliyetini yazdım. maliyetin üzerine %60 kar edilebileceğini söylüyor. Yani 160 bölü 100 ile çarptık. İlk durumda olsaydı %80 kar elde edilecekmiş arkadaşlar. Yani şunu, şunu söylüyor bize. 20 artı x tane karpuzu eğer 9 TL'den satsaydım bu durumda 20 artı x e, tane karpuzu A TL'den almıştı. Yüz, e, %80 kar ediyor. 180 bölü 100 ile çarpıyoruz anlamına gelecektir bu. Şimdi e, şunları biraz toparlayalım arkadaşlar. İkinci, önce ikinci eşitliğe bir bakmak istiyorum ben. Şuradaki sıfırlar mesela gitti. Şu 18 ile şu 9 sadeleşti. Şurası 2 oldu. Daha sonrasında 2 ile şuradaki 10 sadeleşti. Paydamız 5 olarak gelmiş oldu arkadaşlar. İki tarafta da 20 artı x'ler var. Bunlar da gitti. Sol tarafta hiçbir şey kalmadı. Sağ tarafta da a bölü 5 kalmış oldu. İçler dışlar çarpımından a eşittir 5 olarak gelmiş oldu arkadaşlar. Bu şekilde a'yı yazdık. Daha sonrasında ise... A'yı gidelim yukarıda da yerine yazalım. 20 çarpı 6 mesela şurası 120'dir yazdım. X çarpı 9'dan 9x geldi yazdım. Daha sonrasında e, şurada da 20 artı x vardı hemen bunu da yazdım. A yerine gittim 5 yazdım arkadaşlar. Şu sıfırlar sadeleşti. Buradan 16 bölü 10 gelmiş oldu. Peki daha sonra ne yapılabilir? İçler dışlar çarpımından 10 ile diğer tarafı çarpacak olursam 120 ile 10'u çarptığım 1200 olarak geldi. Artı 9 ile 10'u çarptım 90x olarak geldi. Eşittir diyorum 16 çarpı 5 80'dir. 80 ile 20'yi çarptığımda e, 1600 gelecektir. Artı 80x olarak gelecektir arkadaşlar. Daha sonra e, 80x'i sol tarafa atıyorum. 90x'ten 80x çıktı. 10x kaldı e, 1200'ü sağ tarafa atıyorum. 1600'den 1200 çıktı. 400 kaldı. İki tarafı ona böldüğümüzde x eşittir. 40 olarak gelmiş oldu arkadaşlar. Bize neyi sormuş hemen bakalım. Ustanın söylediği gerçekleştiğine göre satılan toplam karpuz sayısı kaçtır? 20 tane buradan karpuz satılmıştı. X tane de buradan. X'i 40 bulduk. Dolayısıyla 20 artı 40'tan toplamda 60 tane karpuz satışı olmuştur. Cevabımız Denizle.